Havacılık ve uzay alanlarında faaliyet gösteren ABD'li uçak üreticisi Boeing'in Türkiye Başkanı değişti. 23 yıldır Türkiye'de bulunan Greg Pepin, emekli olarak görevini Bernard J. Dunn'a bırakıyor. Boeing'in Türkiye'deki havacılık ve uzay sektörleriyle ciddi bir ilişki kurmasını sağlayan Greg Pepin, sosyal sorumluluk projeleriyle de önemli destekler verdi. Greg Pepin'den görevi devralan Bernard Dunn, ilk olarak Boeing'in Türkiye'deki katılımını ve endüstriyel işbirliğini artırmaya odaklanacağını söyledi. Türkiye'deki 11 havayolunda Boeing'e ait 180 civarında uçak yer alıyor. TAİ'den her ay 30 bin parça teslim alan Boeing, Havelsan, Aselsan ve THY Teknik gibi şirketlerle de çalışıyor. Uçaklardan sonra balonlar da denize inip kalkabilecek. Artan yolcu trafiği yeni projelerin hayata geçmesine yol açıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Twin Otter tipi denize iniş kalkış yapabilen uçaklarıyla tarifeli sefere başlayan Seabird Havayolları büyük ilgi görmüştü. Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin yaptığı açıklamaya göre şimdi de sıcak hava balonları denize iniş kalkış yaparak özellikle yaz sezonundaki yoğunluğu hafifletecek. American Airlines 11 binden fazla çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Maliyetleri düşürmek amacıyla bu yaz uçuş görevlileri ve yer hizmetleri çalışanlarının ikramiyelerinde kesintiye giden American Airlines son zamanlarda birçok uçuşunu iptal etmişti. Ekonomik krizden kurtulamayan şirket, Dallas-Fort Worth'ta bulunan bakım tesisinin kapatılacak olması sebebiyle mekanik işçiler ve yer hizmetleri çalışanlarını işten çıkaracağını açıkladı.